Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Akşener'den altılı masaya BDP dayatması CHP'nin fonladığı kanalda yerden yere vuruldu. 14 Kasım'da İYİ Parti'nin teklifiyle altılı masa toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi'nin 7. üye olarak alınması da konuşulacak. İYİ Parti'nin altılı masada büyük rahatsızlığa sebep olan hamlesi ne anlama geliyor? İşte tüm detaylar. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, "Beni Millet İttifakı'na alsınlar, daha açık bir çağrıda olamaz" ifadelerinin ardından İYİ Parti, BTP'yi Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaklarını açıklamış. Geçtiğimiz günlerde Baş'la görüşen İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masa toplantısında Baş'ın yaptığı çağrıyı kendisi adına teklif edeceğim diye konuşmuştu. Altılı masanın bir sonraki toplantısı 2 hafta sonra Deva Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak. BTP'yi masaya dahil olma isteğini açıkça ifade eden Meral Akşener, öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. 1970'li yıllarda siyaset dünyasına adım atan, zihniyet olarak Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Refah Partisi'nden uzak duran Haydar Baş, 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisi'ni destekledi. 2001'de Bağımsız Türkiye Partisi'ni kuran Haydar Baş seçim dönemlerinde devamlı inandırıcılıktan uzak, herkese 5000 lira maaş gibi vaatleriyle haber oldu. Siyasi duruş olarak milliyetçi ve Atatürkçü bir tavır sergiledi. Kamuoyunda tarikat partisi olarak da hafızalarda yer edinen BTP'nin, o dönem lideri Haydar Baş, aşereye mübeşşereye mürdet ilan ettiği ilanlarıyla, ehli sünnet dışı akımların sesi olmakta da eleştirildi. Baş, son zamanlarda iyice İran'ın batıya karşı siyasetini överek Türkiye'yi hedef tahtasına oturttu. Öldüğünde ise İran'dan Şii bir heyetin kendisini ziyaret sırasında ona hediye edilen siyah örtünün tabutuna örtülmesi tartışılmıştı. Haydar Baş'ın 2020'de koronavirüs nedeniyle ölümünün ardından partisinin başına oğlu Hüseyin Baş geçti. BTP lideri Baş Millet İttifakı'na katılmak isteğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından fazla Atatürkçüler denerek reddedildiklerini açıklamıştı. CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin haberdar olmadığı hamleye ilişkin Saadet Partisi genişlemeye sıcak bakmadığını, Deva Partisi ve Gelecek Partisi BTP'nin masaya katılımını gerektirecek bir durum olmadığını açıkladı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, BTP teklifi hakkında "CHP'de sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. Kulislerde Akşener'in bu hamlesi masadaki ağırlığını artırmak için yapılan bir hamle olarak yorumlanıyor. Hüseyin Baş'ın katılımı ortak Cumhurbaşkanı adayın belirlenmesinde İYİ Parti'nin elinin güçlenmesini sağlayacak. Öte yandan Hüseyin Baş'ın İYİ Parti'den Trabzon milletvekili adayı olacağı da kaydediliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.